Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ubuntu 14.04.02 kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen startlayalım makinamızı. Evet. Startladığımızda bu ekranla karşılaşacağız. Ardından buradan dilimizi seçelim. Türkçe'ye geldik. Buradan direkt Enter diyoruz. Yani Ubuntu sunucu sürümünü kurun diyoruz. Unutmadan belirteyim arkadaşlar. Şu an Ubuntu Server kurulumu yapıyoruz. Yani şey değil, desktop değil. Direkt server kuracağız. Aslında kolay bir işlem. Fakat bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim ben. Buradan yine dilimizi seçiyoruz. Türk iş yapalım. T'ye basarak hızlıca aşağı inebilirsiniz. Türk iş dedik. Burada klavyelerimizi seçmemizi istiyor. Burada kuruluma evet diyoruz arkadaşlar. Burada Türkiye zaten seçili oluyor. Türkiye dedik. Enter'ladık yani. Klavye düzeni saptansın mı? Hayır deyip biz seçersek daha hızlı olur. Türkçe Q klavye diyoruz. Burada da enter'lıyoruz. Türkçe Q klavye. Arkadaşlar şöyle videoyu ben bir ayarlayayım hemen. Ekranı büyüteyim daha rahat görebilmeniz için. Evet, şu an daha iyi görebiliyor olmanız lazım. Burada birazcık bekliyoruz. Kurulumun başlaması için bileşenler yükleniyor. Evet. Şimdi arkadaşlar iptal et diyoruz bunların ikisine de. Enter'la. Otomatik ağ yapılandırması olmayacak. Çünkü kendi ağımızı kendimiz gireceğiz. Yani internetimize. Hemen IP'mizi girelim. Ubuntu'yu yazıp geçelim. Bir fark yok. Devam. Alanı da ben orotek.net yazıyorum. Yeni kullanıcının tam adı. Kullanıcının bir önemi yok. Ya var aslında da hani kullanmayacağız. Yine de açacağız. Mecburi ama. Vura vura şifreyi bir... Kolay bir şifre. O yüzden kullanılsın biliyor. Evet diyoruz. Bunu hayır deyip geçiyoruz arkadaşlar. Ev dizininiz şifrelensin bir kısmını. Hayır diyoruz. Orada geçeceğiz yani. Evet, şimdi diski kılavuzlamamız yani bölümlememiz gerekiyor. LVM ile ayarları kullan diyoruz. Buradan giriyoruz, evet. Burayı da evet diyoruz. Şimdi birinci kısım yani sistem. Sisteme arkadaşlar 6 GB versek yeter. Ya belki fazla biledir. Zaten baksanıza %20'sini girin diyor. Ben 6 GB verdim. Devam dedim. Buraya evet diyoruz arkadaşlar. Sistemi kurmaya başladı. Evet. Şimdi burada arkadaşlar devam diyeceğiz direkt. Yani taba basıp devam bu kısmına gelebilirsiniz. Enter'ladım. Tamam, şu an yazılım kurmaya başladı. Arkadaşlar burada videoyu keseceğim ben. Zaten asıl kurulum burası. Yani maksimum bende 5 dakika civarı, 10 dakika civarı bir şey sürüyor. SSD verirseniz daha da hızlı olur hatta. Bu kısımda arkadaşlar ortadaki butona girip enter'lıyoruz. Burada size hangisi lazımsa onu açabilirsiniz ama yani minimum açmanızı tavsiye ettiğim OpenSSH Server, yani tavsiye ettiğim değil, gereken aslında budur. Yani desktop kurmayacağımıza göre OpenSSH Server kısmına tık atmalıyız. Taba basıp devam diyoruz.
Böyle bir şey gelecek karşımıza. Burada evet diyeceğiz. Evet arkadaşlar, kurulum bitti. Enter deyip devam diyoruz. Ardından kendini rebootlayacak. Sistem çok hızlı açılıyor Ubuntu'da. Sizde nasıl olur bilmiyorum ama yani gerçekten hızlı açılıyor. Şimdi açılacak hatta. Evet. Kullanıcı adımız Bugura'ydı. Evet, şifremi tuttu. Evet. Asıl konuya gelelim arkadaşlar. Şimdi bizim root olarak giriş yapmamız için birkaç şey yapmamız gerekiyor. Sudo password root. Evet, bu komutu yazacağız. Ardından bizden şifremizi isteyecek. Yani Bugura kullanıcı adının şifresini yazdık. Şimdi root şifremizi gireceğiz. Bu an 1245 1245 yazdım. Şimdi root olarak yani kullanıcıdan root'a geçmek için su eksi yani tire bunu yazacağız. Şimdi bizden şifremizi istiyor. 1 2 3 4 5 yapmıştık. Evet, şu an root olduk. Root et Ubuntu zaten görüyorsunuzdur. Fakat root olarak giremeyiz bu bilgilerle. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Nano etc ssh ssh değil config. Buraya gireceğiz arkadaşlar. Girdikten sonra aşağıya doğru inelim. Şu kısım arkadaşlar, permit root login, onun yanındaki withhold password silip oraya yes yazıyorsunuz, ctrl x y enter. Şimdi makine isterseniz rebootlayın, isterseniz service ssh restart yazın. Şu an erişim olması gerekiyor makineye. Hemen bir test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi erişim var makinemize, root olarak giriş yapabildik. Yani kurulum tamam. Emeğe saygı açısıyla sizden tek istediğimiz abone olmanız, videoyu beğenmenizdir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler.